Merhaba sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. Evet, artık Ekim ayına giriş yapıyoruz ve 2020'nin de son çeyreği başlıyor. Sonbaharla beraber güçlü gezegen döngüleri gerek bireysel hayatlarımızda gerek toplumsal alanlarda hayatımızda dönüştürücü ve değiştirici olacak gibi görünüyor. Ekim ayı çok zorlu bir ay. Çünkü içindeki zor dolunaylar, güçlü bir yeni ay ve önemli gezegen hareketleriyle beraber Ekim ayı gerçekten çok dikkat çekici ve dikkat edilmesi gereken en önemli aylardan birisi bu yıl içindeki. Evet, şimdi Ekim'in başındaki 2 Ekim'de meydana gelecek Koç burcundaki dolunaydan bahsedeceğim bu videoda. Dolunay gece 05'te 9 derece Koç burcunda meydana gelecek ve yükselen burcunda da Yengeç görüyoruz an haritasında. Yengeç de aynı Koç gibi öncü bir burçtur. Öncü burçların çok aktif olduğu bir ay zaten Ekim ayı ve Koç dolunayı da bu öncü niteliğiyle daha belki hızlı, daha değiştirici ve aktif bir şekilde enerjileri de hareketlendirecek gibi görünüyor. Evet, Koç birinci burç ve yöneticisi Mars ve Mars Koç burcunda ve geri harekette 15 Kasım'a kadar da bu retro hareketini devam ettirecek ve bu dolunayda yönetici gezegen olarak geri harekette görünüyor. Haritanın 10. evinde Ay var, yanında Mars var. Güneş de haritanın dolunay haritasının 4. evinde yer alıyor. Evet, Koç hayatımızdaki yenilikler, başlangıçlar, girişimler, bireysel anlamda cesaretle harekete geçme, girişimde bulunma, mücadele etme gücümüzle alakalıdır. Çünkü Mars bunu gösterir. Mars inisiyatif demek. Mars harekete geçme, eylemde bulunma, girişimde bulunma, mücadele etme, gerekirse çatışma, kavga etme ve aynı zamanda savunma sistemlerimizle alakalıdır. Mars savaşı yönetir. Savaşçıları yönetir, askerleri yönetir. Ve Koç Dolunayı Şiron'la birleşiyor. Burada Şiron veya Kiron hayatımızda duygusal anlamda özellikle geçmişimizle de alakalı olan bazı travmalar, hayatımızda hissettiğimiz eksiklikler, kayıplar, yaralar, acılar bunlarla bağlantılı enerjileri tetikliyor. Ama tabii ki geçmişten ziyade bu dolunayla beraber hayata gelebilecek bazı yaraları, bazı sıkıntıları da gösterebilir ve sağlıkla ilgilidir Şiron ve sağlıkla ilgili gündemlerimizi de daha fazla aydınlatacak gibi görünüyor. Zaten pandemi ve onun etkileri biliyorsunuz tüm dünya üzerinde önemli bir gündem. Ama Ekim ayı bu dolunayla beraber ve dolunayı takip eden oluşacak gezegen döngüleriyle beraber pandeminin ve bunun etkilerinin toplumsal hayatta ve bireysel hayatlarımızdaki güçlü etkileri ve onun sonuçlarıyla da daha fazla belki hayatımızda baskı yaratacak, zorlayacak gibi görünüyor. Bireysel sağlıklarımıza, güvenliğimize çok dikkat etmemiz lazım. Tabii ki tüm dünyada toplumsal anlamda da bu sağlık konularına bireysel olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, girişimlerimizin biraz zorlanabileceği bir süreç. Her ne kadar Koç yeni başlangıçlar olsa da Mars'ın retro hareketi ister istemez hareketlerimizi, eylemlerimizi, girişimlerimizi yavaşlatacak, belki biraz bizi duraklatacak, bu konularda bazı engeller çıkarabilecek bir pozisyonda. Ve savaşları yönetir dedik. Savaşı, mücadeleyi savunma sistemlerimiz de yönetir. Ama bedenimizdeki savunma sistemleri de Mars'la alakalıdır. Mikroplara ve bakterilerle nasıl savaşıyoruz mesela? Bedenimiz de bunu yönetir ve tabii ki sağlığımız, belki bağışıklık sistemimiz, bunu güçlendirme adına farkındalıklarımızın öne çıkacağı bir dönemdeyiz. Tüm sağlık çalışanları, biz onları sağlık alanındaki askerlerimiz olarak da yorumluyoruz. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, tüm sağlık çalışanlarında belki işte pandemiyle bir şekilde savaştığı, mücadele ettiği bir dönemi de bize daha fazla vurguluyor bu dolunay enerjileri. Ama buradaki eksiklerimizi, hatalarımızı, yaralarımızı da bize gösteriyor. Ama her fark ettiğimiz bu eksiklik ve hatada ya da yarada tabii ki kendi içinde Şiron'un o şifalandırma, sorunları çözme
enerjileri de vardır ve bunları da belki keşfedeceğiz ve sorunlarımızı çözüp şifalandırmak için de bazı yol ayrımlarına gideceğiz ya da hayatımızda yeni düzenlemeler yapacağız. Evet, askerleri yönetir Mars ve ülkemizin haritasında da Koç Dolunay'ı tam 9. evimizde ve ülkemizin haritasında Mars'ımız terazi burcundadır. 7 derece terazi burcunda. Tabii ki Mars'ımızı tetikleyen bir dolunay bu. Üstelik Chiron'da tam derece olarak Mars'ımızı tetikliyor. Yani ülkemizin güvenlik alanları ile alakalı, ülkemizin kendini savunması ile alakalı ve askeri ile alakalı, ordusuyla alakalı bazı stresler var. Ve bu dolunay muhtemelen askeri anlamda bir hareketlilik getirebilecek potansiyeller taşıyor. En azından Dolunay'ı takip eden günlerde, Ekim ayında zaten bu streslerin artabileceğini de öngörebiliriz. Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun şu andaki durumlar, özellikle Yunanistan'la yaşadığımız gerilimler bir şekilde idare edilmeye çalışılıyor. Ama bu Dolunay burada bir ciddi bir enerji ortaya çıkarabilir ve bir anda bizi bazı konularda yüzleştirebilir ve bir anda gerçekten bir mücadele, savunma, bir çatışma içerisinde olabiliriz. Dolunay'ı takip eden günlerde özellikle 9 Ekim, 8, 9, 10 Ekim ayında son 4'ün fazı ve orada Mars'ın Plüto ile tam bir kare açısı var ki gerçekten çok patlayıcı, çok sert bir açı. Hani Dolunay'ı takip eden bir hafta sonrası Dolunay'ın da enerjilerinin belki şöyle bir kendini gösterdiği, hissettirdiği bir dönem olabilir. Mars-Plüto açısı özellikle 9 Ekim'i çok riskli görüyorum. Bir çatışma olması, patlayıcı bir durum oluşması mümkün. Savaş enerjilerini çok ne yazık ki tetikleyen, kışkırtıcı bir gökyüzü var Ekim ayında. Bu Koç Dolunay'ı da bu anlamda çok enerjiyi yükseltici bir tesir oluşturuyor. Aslında Ekim ayı sonuna kadar gerçekten gökyüzü bu sert etkileri gittikçe tansiyonu arttırıcı bir etkide barındırıyor. 14'ünden sonra Güneş'in Mars'la tam karşıt açısı etkinleşecek. 15 Ekim'de yine Güneş'in Plüto ile karesi var. 18 Ekim'de Güneş'in Satürn'le karesi var. Zira 16 Ekim'de yine sert etkili bir yeni ay doğacak terazi burcundaki ilişkileri, işbirlikleri, anlaşmaları, sözleşmeleri yönetir. Tüm politika ve siyasi gelişmeleri yönetir. Tüm bunları bütünsel olarak değerlendirdiğimizde ilişkilerde anlaşmazlıkların artması, çatışmaların oluşması, savaş enerjilerinin güçlenmesi, bu anlamda risklerin artmasını bekleyebiliriz. Üstelik Mars retro ve 14 Ekim'den itibaren bir de Akrep Burcu'nda Merkür retrosu başlayacak. Bu da tabii iletişimleri daha da bir zorlayacaktır. Anlaşma zeminlerini yine yokuşa sürecektir ve geçmişle alakalı birçok mevzuyu daha fazla gündemimize taşıyacaktır. Bazı anlaşmaların bozulması, bazı kararların bozulması ve daha stresli enerjilerin gündemde olması mümkün görünüyor. Doğa olayları da özellikle bu kadar sert etkilerde, yani Güneş-Mars karşıtlığı, Plüto-Mars karesi, Güneş-Plüto karesi tetiklenebilir. Yangınlar, işte doğa olayları, depremler veya bir yanardağ patlaması gibi çok daha böyle sarsıcı bir durum Ekim ayında gündemde olabilir. Kişisel olduğu kadar tüm dünya üzerinde belki güvenliğe daha fazla dikkat etmek, bu kadar hani kışkırtıcı, bu kadar zorlayıcı gezegen açılarında daha sağduyulu, daha mantıklı hareket etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten dürtüsel ve tepkisel davranma enerjisi çok yoğun Ekim ayında. Bir de bunu kışkırtan gezegen açıları var. Bu durumda sağduyulu ve mantıklı olmak çok önemli hale geliyor ve bireysel hayatlarımızda da belki kendi enerji alanımızı güçlendirmek, bağışıklığımızı güçlü tutmak, sağlığımıza önem vermek, çok fazla riske atmamak kendimizi, hem kendimizin hem toplumun, etrafımızdaki insanların güvenliğini, sağlığını biraz daha önemsemek burada çok önemli hale geliyor. Büyük yapılar, büyük kurumlar, büyük şirketler tehdit altında olabilir. Çünkü Güneş zaten eril bir enerji olarak aslında her şeyden önce liderleri de yönetir. Yöneticileri, ünlü kişileri de yönetir. Ve Güneş'in hep Ekim ayında
tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu durumda ülkemizde veya dünya üzerinde önemli liderlerin de zorlanması, tehdit altında olması, belki bazı daha tehlikeli, daha riskli durumlarla karşılaşması da mümkün olabilir. Ve tabii ki sistemde özellikle ekonomik anlamda büyük şirketler, büyük yapılar bazı güçlü dönüşümlerle karşılaşabilir. Ekim ayıyla beraber bunları daha fazla görebiliriz. Hiç beklemediğimiz bazı büyük şirketlerin zorlandığını, hatta belki kapandığını, bazı kurumların çok zorlandığını, çok güçlü mücadeleler içerisinde kaldığını da yine deneyimleyebiliriz. Evet, bunlar ayın, dolunayın ve genelde aslında Ekim ayının genel enerjileri. Özellikle önce burçlar tabii ki daha fazla etkilenecekler. Önce burçlar hangisi? Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak. Güneş burçlarımız bu burçlarda olabilir. Yükselen burçlarımız evet önce burçlarda olabilir veya kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarda özellikle gezegenleriniz varsa bireysel olarak da bu Koç dolunayının sizi daha fazla etkilemesini bekleyebiliriz. Şimdi kısaca yükselen burcunuza göre özellikle Koç dolunayı hayatınızda ne gibi tesirler getirebilir? Onlara değinmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Evet, sizin için tabii ki en önemli dolunaylardan birisi burcunuzda meydana geliyor. Ve gezegeniniz Mars retro harekette. Özellikle doğum gününüz 27 Mart 5 Nisan arasıysa güneş burcunuzda çok tesirli olabilir bu dolunay. Yükselen burcunuzda 9 derece ve yakınlarındaysa sevgili koçlar yine çok önemli etkiler alabilirsiniz. Ve tabii ki kişisel doğum haritalarınıza şöyle bir bakınız. Güneş ya da yükselen burcunuz dışında diğer gezegenleriniz de öncü burçlarda olabilir. Öncü burçlarda gezegenleriniz ne kadar çoksa tabii ki bu dolunayın tesirleri sizin üzerinizde o kadar daha önemli hale gelebilir. Bedensel anlamda hassas olabileceğiniz bir süreç. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dolunayın tesirleriyle işte böyle migren gibi, baş ağrıları gibi, eklem kas ağrıları gibi bazı kronik sorunlar çok tetiklenebilir. Bağışıklığınızı güçlendirmeye çalışın, kendinizi çok yormamaya çalışın. Dolunayın farkındalığıyla kendinizi iyileştirmek adına, bazı kronik sorunlarınızı çözmek adına bazı şifa arayışlarınız olabilir. Bunlar ruhsal, bedensel, zihinsel de olabilir. İlla bedensel bir sorun olması gerekmiyor. Ruhsal kökenli olabilir. Veya hani zihninizle ilgili, düşüncelerinizle ilgili bazı düşünce kalıplarınızı belki keşfedip, geçmişle alakalı bazı travmalarınızı çözmek adına veya takıntılı bazı düşüncelerinizi değiştirmek adına bu dolunay size önemli açılımlar getirebilir. İlişkilerinizle de bağlantılı önemli kırılımların olabileceği bir süreçtesiniz. İkili ilişkiler, özellikle özel ilişkilerde bu dolunay hayatınızda bazı önemli kararlar vermeniz, bazı güçlü yol ayrımlarına gitmeniz konusunda da çok uyarıcı etkiler yapabilir. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olanlar, Koç dolunayı 12. evinizde, çok güçlü etki alan burçlardan biri değilsiniz aslında. Biraz hayatınızda böyle zihinsel anlamda kendinizi fark etmek, biraz bilinçaltınızın hareketlenmesi, belki biraz manevi alanlara yönelmeniz, biraz yalnız kalmak isteyeceğiniz bir süreçtesiniz. Evet, izolasyon olabilir. Hastalıklar, sağlıkla ilgili bağlantılı belki zorunlu bir izolasyon da yaşayabilirsiniz. Sağlık sorunlarınız varsa bunları fark edip şifalamak için de gerekli kişisel kontrollerinizi, bakımlarınızı yaptırabileceğiniz bir dönemdesiniz. Mesleki hayatınız, çalışma koşullarınızla da ilgili bazı önemli kararlar verebilir, dönüşümler yapabilirsiniz ve dolunay hayatınızda bilmediğiniz bazı sırlarla, yani sizden gizlenen bazı sürpriz durumlarla da sizi karşılaştırabilir. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Koç dolunayı 11. evinizde, arkadaşlarınızla ilgili ilginç gelişmeler olabilir. Bir arkadaşınız sizi biraz üzebilir, yorabilir ya da sorunlu bir ilişkiniz var, bir kırgınlığınız var. Bu aşk hayatınızla da ilgili olabilir, arkadaşınızla da ilgili olabilir. Bunu çözmek için bu dolunay size bazı yollar açabilir, kapılar açabilir, farkındalıklar verebilir. Geçmişi sorguladığınız bir dönemdesiniz. Yarım kalmış işleriniz varsa, bir projeniz varsa, evet belki bu yarım kalmış bir projenizi veya yarım kalmış bir ilişkinizi tamamlama fırsatını da bu dolunay size sunabilir. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, siz bir öncü burçsunuz. Tabii ki en fazla etki alan burçlardan olacaksınız. Üstelik dolunayın yükselen burcu da yengeç. Dolayısıyla lütfen sevgili yengeçler,
hem kendi sağlığınıza hem etrafınızdaki kişilerin, yakınlarınızın, ailenizin sağlığına karşı biraz daha özenli ve dikkatli olmak, daha korumacı olmak gerekiyor. Çünkü Koç dolunayı aile büyüklerine biraz vurgu yapıyor. Buradaki bir sağlık konusu, bir problem gündeme gelebilir. Ama şifa yollarını da tabii ki bulabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa veya öz burcunuz yengeçse, doğum gününüz 27 Haziran 5 Temmuz arasıysa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yer değişiklikleri, kariyerde bazı sorumluluklar anlamında işiniz, gücünüz, mesleğinizle ilgili dönüşümler olabilir bu dolunayda. Hatta işinizle, gücünüzle, çalışmalarınızla belki dikkat çekebilirsiniz. Bir başarı da getirebilir tabii. Bir terfi, bir ünvan da alabilirsiniz. Veya bir yer değişikliği olabilir. Yani işinizle, kariyerinizle bağlantılı belki böyle bir taşınma, bir ofis değişimi, bir ev değişimi ve benzeri bir etki de bu dolunayla beraber gündeminizde olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Koç dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Sizin için dost bir burç. Büyük oranda aslında belki daha olumlu tesirler altında olacaksınız. Mars'ın retrosu uzun süredir yarım kalmış bir eğitimi tamamlamanızla ilgili veya bir süredir belki gitmek istediğiniz bir seyahatle ilgili bir konuyu aktive edebilir. Ama bazı engellerin de karşımıza çıkabileceği bir dolunay. Özellikle hukuksal konular, yurt dışı ile bağlantılı alanlarda bu dolunay içinde bulunduğunuz şartlarla ilgili bazı farkındalıklar da verebilir. Belki bazı yol ayrımlarına gideceksiniz ya da bir sorunu keşfedip onu çözmek için gerekli yardımları, destekleri bulmaya çalışacaksınız. Yakınlarınız, kardeşleriniz, komşularınız, onlarla bağlantılı enerjiler, ilişki dinamikleri de bu dolunayda çok fazla günlük hayatınızda gündem oluşturabilir. Sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlar, Koç dolunayı 8. evinizi aydınlatıyor. Mars burada retro. Parasal konularda endişeleriniz, kaygılarınız olabilir. Biraz ödemeleriniz var. Belki bir borç gündemde, bir kredi konusu var. Ya da bir sigorta, vergi gibi, bir tazminat gibi, hani sizi maddi anlamda zorlayacak bir nafaka gibi bir anda bir konu gündeme gelebilir. Biraz üstünüze yük hissediyorsunuz. Parasal konularda zorlandığınızı hissediyorsunuz. Ama belki de yanlış bazı yöntemler izliyorsunuz. Bu dolunay bir farkındalık verebilir. Finans konularıyla ilgili ya da bir borcu ödeme planınızda bazı yapılandırmalar yapmanız konusunda yardımlar alabilir, destekler alabilirsiniz. Örneğin belki yanlış bir muhasebeciyle çalışıyorsunuz, bu da olabilir. Para durumunuzu yönetmenizle ilgili ya da bütçenizi ayarlamanız ve kontrol etmenizle ilgili önemli kararlar vermeniz de mümkün görünüyor. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, siz de bir öncü burcu olarak en güçlü etkileri alan burçlardansınız. Zaten Ekim ayı sizin için önemli. Güneş 23 Ekim'e kadar burcunuzda ilerliyor olacak ve Koç dolunayı ilişki evinizde, üstelik Mars da burada. İlişki dinamiklerinizde bazı stresler olabilir. Karşınızdaki kişi, eşiniz, partneriniz, belki ortağınız, belki yakın arkadaşınız sizi biraz zorlayabilir. Bazı üzüntüler olabilir. Yaralanmalar hissedebilirsiniz ama bunlar geçmişle de bağlantılı olabilir. Aslında süre gelen bazı sorunlarınızı ya da geçmişten bu yana bastırdığınız bazı problemlerinizi çözmek için, şifalandırmak için de fırsatlar çıkarabilir bu dolunay aslında size. Belki bazı ilişki dinamiklerinizde yanlış adımlar attınız ya da yanlış bir ilişki içindesiniz. Bunu da sorgulayabilirsiniz. Mars retrosu geçmiş eş, geçmiş partner gibi enerjileri, yani geçmişten gelen bir kişiyi karşınıza çıkarabilir. Ama unutmayın, burada dikkatli yaklaşmak gerekiyor. Çünkü açık düşmanlıklar, bazen rakipler, hani sorunlu ilişkiler de gündeme gelebilir. Bazen gerçekten bir tehdit de oluşturabilir bu dolunay bize. Çünkü Mars karşıt burcunuzda olduğu için ve ay genelinde de zor açılar yapacağı için bu dışarıdan gelecek tehditlere karşı bu bir saldırganlık olabilir, böyle belki bizi zorlayacak bir durum olabilir. Daha dikkatli, temkinli olmamız gerekiyor. Sağlığınıza da tabii ki hem dolunayda hem tüm Ekim ayında daha fazla özen göstermenizde fayda var. 14 Ekim, 19 Ekim arası kazalara, sakarlıklara da açık olabiliriz. İlişkilerde tartışmalara da, çatışmalara da biraz açık olabiliriz sevgili teraziler.
Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Koç dolunayı 6. evinizde olacak. Sağlığınızı şöyle bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Belki bir problem açığa çıkacak. Onu tedavi etmeniz gerekebilir. Diyete başlamanız gündemde. Kilo sorununuz var. Evet, dolunaydan sonra diyete başlayabilirsiniz. Beslenme sisteminizi tümden değiştirebilirsiniz. Çalışma şartlarınızda sizi zorlayan koşullar varsa, bu anlaşamadığınız bir yardımcı da olabilir, bir asistan da olabilir. Şimdi Koç dolunayı bununla ilgili bir sorunu gündeme taşıyabilir ve sizin için artık belki bazı radikal kararlar almanız ya da burada düzenlemeler yapmanız gerekebilir. İş ve çalışma hayatınızda yenilikler, düzenlemeler olabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlığına dikkat edin. Onlar da biraz hassas olabilir bu dönemde. Sevgili akrepler, sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Koç dolunayıyla beraber aşk hayatınızda, romantik hayatınızda, çocuklarla ilgili konularda bazı dönüşümler olabilir. Evet, biraz nostaljik etkiler var. Mars retro çünkü. Romantik konularda biraz böyle geçmişi sorguluyorsunuz. Zaman zaman hani unuttuğunuz ya da uzun süredir ilgilenemediğiniz bazı hobileriniz şu dönemde daha fazla aklınıza takılıyor olabilir. Onlarla ilgilenmek için iyi bir süreç. Bazı sorunları çözmek için belki çocuklarınızla ilgili ilgilenmeniz gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili bir mevzu var. Onlara daha fazla zaman ayırabileceğiniz, buna da yol açabilecek bir farkındalığın ortaya çıkabileceği bir dönem. Ya da çocuk sahibi olmak istiyorsunuz. Ama bununla ilgili belki zorluklar var. Belki bunu engelleyen koşullar var. Bir tedavi olmanız gerekiyor. Bunların da açığa çıkabileceği bir dolunay enerjisi altındayız sevgili yaylar. Ve sevgili oğlaklar, yükselen burcu oğlak olanlar, en fazla etki alan burçlardan biri sizsiniz. Zaten Satürn burcunuzda, Plüto burcunuzda, Jüpiter burcunuzda Satürn Plüto kavuşuyor. Güneş onlara zıt açıda. Şimdi bu ay zorluyor. Bir yandan Koç dolunayı, ardından işte Terazi dolunayı yaşayacağız ay ortasında. Koç dolunayı 4. evinizde meydana geliyor. Aile konularında zorluklar olabilir, biraz sıkıntılar, sorumluluklar olabilir. Lütfen kişisel doğum haritanıza bakınız. Yükselen burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa veya güneş burcunuz 9 derece ve yakınlarındaysa doğum gününüz özellikle 27 Aralık'la 5 Ocak arası olabilir. O zaman bireysel olarak daha güçlü tesirler altında olduğunuzu söyleyebilirim. Ebeveynlerin sağlığına dikkat etmek gerekiyor. Bazılarınız evde meşguliyetleriniz var. Evi tadilat olabilir, evi değiştirmek olabilir, emlak işleriniz var. Buralarda sürekli bir efor sarf ediyorsunuz. Çünkü Mars bu alanda. Ama biraz sıkıntılar da oluyor, gecikmeler de oluyor. Evdeki yaralanmalara dikkat edin. Kazalara dikkat edin lütfen. Genel sağlığınıza da dikkat edin. Eklem ağrıları, kemik ağrıları, diz ağrıları, diş problemleri. Özellikle 9 Ekim, 14 Ekim gibi bu günlerde biraz sizi zorlayabilir. Kendinize mümkün olduğunca dikkat edin, özen gösterin. Ve sevgili kovalar, yükselen burcu kova olanlar, Koç dolunayı 3. evinizde bazı farkındalıklar getirebilir size zihinsel anlamda. Zihniniz çok hızlı çalışıyor, çok yaratıcı, çok üretkensiniz ama Mars retroya geçtikten bu yana biraz geçmişi daha fazla sorguluyorsunuz. Aslında bir yandan da gerçekten belki daha önceden başlamış olduğunuz bazı girişimler olsun, verdiğiniz bazı kararlar olsun. Bunları şöyle bir değerlendirmek gerekiyor. Koç dolunayı belki bir yanlışı, yanlış bir düşünceyi, yanlış bir kararı, yanlış bir anlaşmayı ya da buradaki bazı eksiklikleri, hataları şöyle bir göz önüne getirebilir. Ve sizin onları tekrar değerlendirip tekrar ele almanız, daha bir iyileştirmeniz gerekebilir. Bunun için bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Koç dolunayı çevrenizle ilişkileri de dikkat çekiyor. Kardeşleriniz, akrabalarınız, yeğenler, kuzenler, onlarla ilişki dinamiklerinizde bazı sorunlarınız varsa bunları da ele alıp çözmek için veya hani onların hayatlarında belki sorunlar var, sizi de etkiliyor. Hani bunlara yardım etmek olsun, desteklemek olsun, böyle mevzuların da gündeme gelebileceği bir dolunay aslında. Eğitimle ilgili bir konuda ya da bir seyahat planınızda da bazı engeller karşınıza çıkabilir. Evet sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, Koç dolunayı 2. evinizde, parasal konularda bazı kaygılarınız, endişeleriniz var. Kendinizi biraz eksik, biraz belki zayıf hissediyorsunuz. Bir süredir de Mars'ın hareketleri masrafları arttırdı veya beklediğiniz paralar gelemiyor, tıkanmalar var. Tabii ki kaynaklar olunca mal varlıklarınız, paranızı nasıl yatırım yaptığınız alanlar olabilir ya da
çalışmalardan gelen rutin gelirleriniz olabilir ki bu iş hayatınızda etkiler. Bu dolunay bu anlamda bir aydınlanma getirebilir. Yani bir sorunla yüzleşebilirsiniz ya da bir maddi anlamda bir parasal desteğe ihtiyacınız olabilir. Kendinizi biraz parasal konularda zorlanıyor olarak da hissedebilirsiniz. Evet, dolunay eğer içinde bulunduğunuz şartlarda, parasal koşullarınızda yanlış uygulamalar içindeyseniz, bu yanlış yatırımlar olabilir, gereksiz harcamalar olabilir. Örneğin bir farkındalık getirecek size. Belki genel mali durumunuzu, bütçenizi, maddi durumunuzu şöyle bir ele alıp iyileştirmeniz adına önemli farkındalıklar da getirebilir sevgili balıklar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.